Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde gerekli kurulumlarımızı yapacağız. Şimdi bir yerlerden flutter'ı duydunuz ve heyecanla bunu öğrenmek istediniz. Bu kursa kayıt oldunuz ve sonrasında kurulumda hata çıktı. Yani bunun kadar can sıkıcı bir şey olamaz. O yüzden elimden geldiğince en küçük ayrıntısına kadar bütün detaylarıyla hani karşılaşabileceğiniz sorunlarla beraber bu adımları göstermek istiyorum sizlere. İlk olarak flutter.io sitesine gittikten sonra en yukarıda sağ köşede bulunan Get Started'ı tıklıyoruz. Burası bize zaten gerekli olan adımları ayrıntılı bir şekilde işlemiş ve benim bir Mac cihazım olmadığı için Mac kısmını gösteremeyeceğim. Windows kısmından ilerleyeceğiz. Ama Mac kısmına da bakarsanız aslında birebir olarak neredeyse aynı işlemlerin yapıldığını göreceksiniz. Ve şöyle de bir durum var. Biz sonuçta Flutter'la hem Android hem iOS için uygulama geliştirebiliyoruz. Ve bu uygulamaları yüklemeden önce illaki Android Studio'da veya iOS uygulamaları için editör üzerinde güncellemeler yapmamız gerekiyor. Yani ben bir şekilde bu Windows cihaza bir Mac kurulumu yapacağım. Ve de o zaman işte bu Mac ile ilgili işlemleri de anlatmayı düşünüyorum. Ama şu an için zaten Türkiye genelinde Windows'un kullanıldığını düşünerek Windows kısmından ilerleyeceğim. Mac kullanan arkadaşlar lütfen kusura bakmasınlar. Elimden geldiğince bu kısmı da tabii ki de güncelleyeceğim ama bunu artık kursun sonuna bırakmayı düşünüyorum. Windows Install kısmına gittiğimizde bizi ilk olarak bu sistemin yani Flutter kullanmak için gerekli olan sistem gereksinimlerinden bahsediyor. Windows 7 Service Pack 1 ve sonrası bizim için yeterli. Yine genel olarak Windows 10 kullanıldığını düşünelim ama Windows 7'de aslında farklılık nedir? Şuradaki Windows Shell'dir. Onun dışında bizden 400 MB gibi bir disk alanı istiyor ki eminim çoğunuzda bu alandan çok daha fazlası mevcuttur. Ve bu alan aslında bizim Flutter kodlarımızı yazacağımız editörümüzün yani IDE'mizin boyutundan farklı. Direkt olarak sadece Flutter için gerekli olan alan. Siz eğer Android Studio veya Visual Code kullanıyorsanız biraz daha ekstra bir alana sahip olmanız gerekiyor. Windows PowerShell eğer siz de benim gibi Windows 10 kullanıyorsanız bu zaten sizde varsayılan olarak olacak bir programken eğer Windows 7 kullanıyorsanız bunu yeni bir sekmede açayım. Burada gerekli olan kurulumu yapmanız gerekiyor. Bu Windows Shell dediğimiz aslında normal CMD komut satırının biraz daha gelişmiş versiyonu ve bunu indirmek için bakın Windows 10 kısmında zaten install diyor. Siz burada artık hangisini kullanıyorsanız bunu indirip next next diyerek kurulum yapmanız gerekecek. Sonrasında bizden Git yazılımını istiyor. Git neydi? Git bir versiyon kontrol sistemiydi ve benim Flutter'ımın çalışması için buna ihtiyacı vardı. O yüzden direkt olarak bunu tıklayarak exe'sini indirelim. Bizi böyle bir sayfaya yolluyor. Sonrasında burada gerekli olan sürümü seçmeniz lazım. 64 bit ise 64 bit, 32 ise 32 bit. Ben daha önce daha kurduğum için bunu kurmayacağım. Ama herhangi bir kurulum yapmadım. Bu derste sadece gerekli olan dosyaların indirmesini yapacağım. Bir sonraki derste de bunları artık sırayla kurmaya başlayacağız. Bunu da indirdik. Sonrasında Flutter SDK'mızı indirmemiz gerekiyor. Bu bir exe değil, bu bir RAR dosyası. Buradaki butona tıklayarak da bunu indirmeniz lazım. Bunu da indirdikten sonra sonraki adımlar için gerekli olan indirmelerden bahsedeyim. Şimdi biz Flutter SDK'yı indirdik. Emülatör için mutlaka Android Studio'yu kurmamız lazım ama sonrasında Flutter kodlarını yazmak için Notepad++ dahil pek çok editörü kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar da bunlar zaten olduğu için bunların da üzerinden geçeceğim. En popüler seçeneklerden biri Microsoft'un yayınladığı ve nasıl yaptı bilmiyorum ama free bir şekilde geliştirdiği Visual Studio Code isimli yazılım. Bu yazılım aslında boyut olarak çok fazla olmasa da kuracağınız extension ve pluginlerle oldukça güçlü ve farklı farklı pek çok dili destekleyen bir yapıya sahip. Stable build'ini burada mesela bende 64 bit olduğu için şurada stable diyerek buradaki indirmeyi de başlatalım. Bize bir teşekkür ediyor ve indirme birazdan başlayacak. Evet, bunu da yine gerekli programlar diye bir klasör yaptım, oraya indirdim. Sonrasında hani bunları yaptık, kurulumlara geçmeyeceğim şimdilik. Android Studio'yu indirmemiz lazım. Bunu da yine yeni sekmede açalım. Bugün 23 Aralık 2018 ve Android'in 3.2.1 sürümü mevcut. Hani benim Kotlin ve Java Kotlin Android kurslarımdan geldiğinizi varsayarsam zaten sizde bunun olduğunu
farz ediyorum. Ama eski sürüm olabilir. Lütfen farklı farklı hatalarla karşılaşmamak için siz de Android Studio'nun son sürümünü, yani şu an için 3.2.1 sürümünü download edin. Hani eski bir sürüm kullanıyorsanız belki bazı hatalar çıkabilir. O yüzden son sürümü kullanmanız iyi olacaktır. Ben bunu da indirmiştim. Bir diğer seçenek ise aslında Flutter'ı biz IntelliJ IDEA ile de geliştirebiliriz. Burada Ultimate değil Community versiyonunu seçiyoruz. Community versiyonu seçtiğimizde gördüğünüz gibi şu özelliklere free bir şekilde erişebiliyoruz. Ultimate kısmı için ya öğrenci olmanız gerekiyor ya da size 30 günlük bir deneme sürümü veriyor. Ondan sonrasında sizden para bekleyecektir. O yüzden zaten yeterli olan Community versiyonunu download edip indirmeniz gerekiyor. Gerekli kurulumlar şu an için bunlar. O yüzden bu videoyu burada durduracağım. Bunları indirin. Bir sonraki derste adım adım sırayla kurulumlarımızı yapacağız. Görüşmek üzere.